Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Günde Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed diyerek 2000 tevhid çekiyorum. Ve bu 1,5 saatim oluyor yaklaşık, dediğiniz gibi 10.000 çekmek isteriz, 7 saat. İnternette bir sürü salavat var. Soru, hangi salavatı çekmeli ki sizin dediğiniz gibi 3-4 saatte 10.000 salavat olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim. Akşam soba külüne basmak günah mı? Allah yardımcınız olsun inşallah. Anne babaya laf desen öbür dünyada ne görür, gecen hayır olsun. Anne babaya üf bile demeyiniz. Yemek yerken yerde oturabiliyor fakat namaz kılarken sandalyede namaz kılıyor bazıları. Uygun olur mu? Sünnet üzere bırakılan sakalı kesmek günah mı? Yani bir kimse eğer oturabilecek halde namaz kılabiliyorsa oturduğu yerden namazını kılması lazım eğer mümkünse. Eğer oturduğu yerden namazını kılamıyorsa o zaman bir sandalyeye oturup namazını kılabilir. Ama normalde hep oturduğu yerden kılmakta fayda var. Ama oturduğu yerden kılmıyorlar. Ayaklarını uzatıp böyle kılmaları lazım. Veyahut da iki dizinin üzerine durup kılmaları lazım. Ama böyle sandalye yeni moda çıktı şimdi. Hele camilerde böyle politbüro gibi böyle sıralı şeyler, sandalyeler. O sıralı yerlere oturuyorlar. Veya sıralı değilse onların özel yeri. Hele bir otur oraya istersen. Hele oraya bir yanaş. Allah muhafaza eylesin. Ama bu hale geldi. Yapacak bir şey yok. Bidat işliyoruz. Bu bidat. Bu böyle şeyler olunca hemen hadis-i şerif aklıma geliyor. Hani öyle bir zaman gelecek ki siz adım adım onlara uyacaksınız. Onlar kertenkelenin deliğine girin deseler siz oraya girmeye çalışacaksınız. Onlar kim ya Resulallah? Hristiyanlar ve Yahudiler mi? Evet diyor. Getir. Evet diyor. Ve biz şimdi adım 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 her şeyde onları uygulamaya başladık. Bu önce bütün Osmanlı ve İslam dünyası olarak, İslam dünyasının içerisinde de Osmanlı bunun öncülüğünü yaptı. Osmanlı kendi içerisinden frenkleşme hareketini başlattı. Bu Avrupa'ya dil öğrensinler, eğitim alsınlar diye gönderilenler orada Jön Türk oldu, frenkleştiler. Frenkleşince bizim dilimizi, bu noktada frenkleşince kıyafetimizi, frenkleşince bizim normalde adet, gelenek, görenek, kültürümüzü, normalde Osmanlı'dan itibaren başladı bu frenkleşme, Avrupalılaşma hastalığı. Bu zaman içerisinde bir ivme kazandı Osmanlı. Osmanlı'ya akıl verenler böyle frenkleşerekten kendilerince işte toparlanacağını, frenkleşerekten yine güçleneceğini söylediler. Böyle bir frenkleşme başladı. Her frenkleşmenin sonucunda Osmanlı dağılışı gördü, dağıldı. Oysa Osmanlı kendi geleneğine, göreneğine, kültürüne bakıp ben nerede yanlışlık yapıyorum diyerekten eksik ve yanlışlıklarını toparlasaydı o yeniden güçlü dönemine kendisini yenileyerekten, kendi dininden, örfünden, geleneğinden bunu alabilirdi. Bu şimdi Cumhuriyet'le beraber bizde de bu hastalık devam etti. Direkt böyle Cumhuriyet'in ilk yıllarını kötülemek bu işin şeyini kurtarmaz. Bu Osmanlı'dan itibaren devam eden bir şey. Cumhuriyet'te bu hız kazandı. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bu hız kazandı. Hız kazanınca bu sefer daha radikal işlemler yaptılar. İşte kıyafetle alakalı, hani kıyafet devrimi diye bize anlatılan şey daha radikal oldu. Aslında bu İstanbul'da başlamıştı zaten. İstanbul sokaklarında sarıklı, cübbeli, ondan sonra çarşaflı, ondan sonra işte kimselerin, şalvarlı insanların İstanbul'da dolaşmaları yasaklanmıştı zaten.
İstanbul sokaklarında, İstanbul caddelerinde öyle o tip insanlar zaten dolaşamıyordu. Bu sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber genelleşti. Daha şiddetleşti. Yani şapka için astılar, sarık için astılar. İşte bu ibadetlere yansıdı. Türkçe Kur'an-ı Kerimler, Türkçe namaz kılmak, Türkçe ezan okutmak gibi. Bu o kimselerin kıyafetlerine de karıştılar. Bu daha da ileri gitti. Adet, gelenek, örf bunlar koptu. İnsanları dinlerinden koparmaya çalıştılar. Müslümanlar da buna hazır zaten. Yani bir kimse heva hevesine uyunca heva hevesine uymaya muktedir, razı. Devam ediyor. Yani işi örtme, yani bir şey kabullenecekse bir kimse onu iyileştiriyor kendince. Onu masumlaştırıyor. Yani bir günah işleyecekse bir kimse o günahı masumlaştırıyor. Tehlike bu zaten. Yani onu masumlaştırmak tehlike. O küfre götürüyor insanı. Hani o kimse faiz alacak ya arkadaşından. Masumlaştırıyor. Mecburum canım kardeşim. Yani ticarette ayakta durabilmem için benim senden faiz almam lazım. Masumlaştırıyor kendini. Veyahut da bir suç işleyecek o kimse, o suçu masumlaştırıyor. Bunu yapmak zorundayım, bunu etmek zorundayım, bunu takmak zorundayım, bunu giymek zorundayım. Nasıl yapabiliriz yoksa? Bu günahları masumlaştırma, aslında heva hevesi, şeytana uymayı, nefsine uymayı heva, bu masumlaştırma. Mecburum, yani hiç ben mecburum, bunu duydunuz mu hiç? Ben zina etmeye mecburum diye böyle söylüyor. Ben zina etmeye mecburum diyor. Masumlaştırıyor. Ben mecbur olduğum için yapıyorum hocam. Benim günahım var mı yine diyor. Masumlaştırıyoruz biz. Müslümanların en büyük handikapı bu. Yapmış oldukları günahı, yapmış oldukları hatayı, eksikliği, yanlışlığı Kur'an sünnetin dışındaki herhangi bir şeyi masumlaştırıyor. Biz çok affedersiniz o haltı yiyeceğiz ama masumlaştırıyoruz biz. Vicdanımızı rahatlatmak için. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde şimdi camilerde de masumlaştırdık biz. Cami adab-ı erkanı kalmadı. Dergah adab-ı erkanı kalmadı. Ev adab-ı erkanı kalmadı. Aile adab-ı erkanı kalmadı. Masumlaştırıyoruz. Yani akşam olunca çocuklar bir yere çekiliyor, sen bir yere çekiliyorsun. Herkesin televizyonu ayrı, internet ayrı, cep telefonu ayrı, bilgisayarı ayrı, işte ne bileyim tableti ayrı. Herkesin ayrı ayrı işleri var, ayrı ayrı şeyleri var. Ailenin bir arada oturması mümkün değil. Birisinin dizisi var, birisinin maçı var, birisinin haber programı var. Böyle biz yatak odasına, tuvalete, banyoya, odalara, her tarafa birer tane televizyon, herkesin ya da eline birer tane tablet. Tuvalete giderken tabletle, banyoya giderken tabletle, herkesin elinde bir şey olması lazım. Herkes bireysel bir hayat yaşaması lazım ve bunu da masumlaştırmamız lazım. Lazım çünkü. Neden? Ya eşler, hepimizin eşleri devasa şirketler çalıştırıyorlar. Onlar bakmaları lazım tweetlerine, WhatsApp'larına, işte haber akışlarına muhakkak. Neden? Ya o dolardan, eurodan, ondan sonra haberlerden, her şeyden haberdar olması lazım. Müslüman bir şeyden haberli olmayacak mı? Her şeyden haber olsun. Aynı şey çocuklar için geçerli. Okula gidenler, gitmeyenler. Masumlaştırıyoruz biz her şeyi. O yüzden camilerde de sandalyede oturmayı masumlaştırıyoruz. Diyoruz ya sandalyede otursunlar politbüro gibi. Yani bunu normalde Cumhuriyet'in ilk yıllarında tartışmışlar bunu. Camilerden halıları kaldıralım. Avrupa'daki kiliseler gibi camilere birer tane sıra ve sandalye koyalım. Böylece ancak gelişiriz. Namaz vakitlerinde de ezan okunsun, Türkçe ezan. Herkes gelsin gene oraya. Kiliseler gibi orada bir şeyler anlatalım. Yani salat demek illaki namaz demek değil. Orada bir şeyler konuşalım onlara. Günlük meselelerle. Sonra dağılsınlar. Bakın bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Millet Meclisi'nde tartışılan şeyler. Ve bunlar böyle pilot bölgelerde uygulanmaya çalışan şeyler, uygulanan şeyler. Bunlar insanlardan, halktan, halkın gazabından korktukları için açıkça konuşulamayan şeyler. Hala da ilk meclisin zabıtları bunlar açılmaz. Bunlar hala da 100 yıl geçmiş üzerine, 80 yıl geçmiş. Bunları açamazlar, konuşamazlar. Bunları nereden öğreniyoruz biliyor musunuz? İngilizlerden öğreniyorsunuz.
İngilizlerin dahi ilk kuruluşla alakalı kendi onlarda mutattır. 30 yıl geçti mi bütün her şeyi açıklıyorlar onlar. İngilizler dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kuruluş aşamasındaki neler konuşulmuş, Türkiye ile alakalı ne anlaşmalar yapılmış onlar bile açıklamıyorlar. Evet. Türkiye ile alakalı kendi resmi, bütün her şeyi resmi evraklarını açıklıyorlar. Türkiye ile alakalı olanlar açıklanmıyor. O yüzden camilerde de biz ne yazık ki kiliseleştiriyoruz. Bakın hiçbir hadis kitabında yoktur camilerde yardım toplanması ile alakalı. Hiçbir hadis kitabında yoktur. Gidin İmam Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbeli de caminin hutbesinden, hutbe makamından, oradan yukarıdan yardım toplanma konmaz hutbenin içine. Camilerde yardım sandığı, yardım kasası yok. Nerede var biliyor musunuz? Kiliselerde var. Hele Bursa'da birkaç tane cami var, devasa para kasası koymuşlar böyle tam girişe. Kör gözün görsün, burada kocaman bir kasa var. Yukarısını da kesmişler böyle, kumbara gibi. Kör gözün görsün, camiye girer girmez o kasaya para at. Nerede var caminin önünde para toplamak? Kiliselerde var. Kilise para toplar kendine. Kilisenin para toplamasının sebebi şudur. Kilise devletten yardım almaz. Çünkü kendi devleti vardır. Vatikan devleti vardır. Vatikan devletine para insanlar toplarlar. Vatikan devleti de hemen hemen dünyanın hiç borcu olmayan ve dünya ülkelerine faizle para satan tek devlettir. Vatikan devleti faizle para satar. IMF'ye para satar Vatikan devleti. Uluslararası para kuruluşlarına para satar. Uluslararası faiz kuruluşlarına para satar Vatikan devleti. Ve her Hristiyan orada kumbaraya para ataraktan, kiliseye yardım ederekten o devlete yardım etmiş olur. Ve papazların maaşları o devletten ödenir, oradan ödenir. Bu bize Hristiyanlıktan gelmedir. Camilerin önünde para toplamak, hutbeden para istemek. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hiçbir hutbesi yoktur ki hutbeden, cemaatten para toplasın cami yapımı için. Yok. Cihat için ilan edilir. Cihadı ilan edilir. Cihat için ne herkes yapması gerekiyorsa yapar. Bu ayrı. Allah bizi affetsin. Sünnet üzere bırakılan sakalı kesmek günah mıdır? Sünnet üzere kesilen, bırakılan sakalı günah olduğu gibi sünneti terk etmek de günahtır. Yani hiç sakal bırakmamak da günahtır. Mihrimi eşime bağışlayabilir miyim? Evet. Her abdest alışımda dişlerim kanıyor ama namaz kılıyorum, namazım kabul oluyor mu? İnşallah. İlahiyat bölümü okuyan bazı öğrenciler dünyadaki cennet bahçelerinin zikir meclisleri olduğu hadis-i şerifi kabul etmiyor. Garip hadis hükmüne sokuyorlar. Ayrıca tasavvufa inanmayıp Tapduk Emre ve Yunus Emre'nin hallerini sofra kurulma meselesini hayal ürünü olarak adlandırıyor. Sebebi de ayet-i kerimede mucizeler sadece bazı peygamberlere verilmiştir denildiği içinmiş. Bizim bunlara karşı nasıl bir yol izlememiz lazım? Dersli olmayan kardeşler bu düşünce zikirden uzaklaştırıyor. Ne cevap vermeli? Nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Normalde bu zikir bahçeleriyle alakalı bir tane hadis-i şerif olsa bununla alakalı diyeceksiniz ki böyle bir şey var, sıkıntı var. Bununla alakalı hem hadis-i kutsi var hem de birden fazla hadis-i şerif var. Hem hadis-i kutsi var hem de birden fazla hadis-i şerif var. O yüzden bu hadis-i şerif mevzu deyip, garip deyip inkar etmek herkesin işi olabilir. Onlar inkar edebilirler.
birisi bir şeyi inkar etti diye o yok hükmünde olmaz. Bir kimse gözlerini kapatmış, güneş yok diyor. Siz ona o güneşi görmek istemiyorsa, istediği kadar siz onun güneşin varlığını ispat edin. İspat etmeye çalışın. Yok diyecek o. Ben böyle diyen kimselere evet diyorum, güneş de yok zaten diyorum. Nasıl diyor? Basmaya diyorum ya. E var ya diyor, sen var görüyorsan var diyorum ben. Sen var görmüyorsan yok. Yani bir şey yok görmek mümkün. Bir kimse görmüyor. Adam neden ateist oluyor, inkar ediyor? Dini görmüyor. Şimdi o görmüyor deyince yok mu oluyor? Bu onun gibi bir şey. Ben kapatıyorum gözümü, yoksun sen diyorum ben şimdi ona. Böyle inkar edenler diyorum ki yoksun sen. E ben varım diyor. Ya ben görmüyorum, sen varlığını nasıl ispat edeceksin bana diyor. Ben görmüyorum. Neyle ispat edeceksin bana varlığını sen? Biri söyledi, dokunurum dedi, hislerim yok benim dedim. Dokunma duyum da yok, tatma duyum da yok, görme duyum da yok, duyma duyum da yok. Nasıl dedim sen varlığını kabul ettireceksin bana? E kabul ettiremem dedi, oh hoş geldin aramıza dedim. Ne oldu dedi, e dedim ayet-i kerime var. Onların gözleri kördür, görmezler. Onların kulakları vardır, duymazlar. Ayet-i kerime. Onların kalpleri vardır, hissetmezler. Sebep? Mühürlenmiştir çünkü diyor. Mühürlenen bir kimse, o neden mühürlendi? Yaptıklarından dolayı mühürlendi. İşlediklerinden dolayı mühürlendi. Allah zulmetmez kullarına. Yaptıklarından ve işlediklerinden dolayı mühürlendi. E görmüyor, görmeyecek. Allah bizi affetsin inşallah. Amin. ...54. hadis-i şerif. İbn Abbas radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan Adem oğlunun kalbinin üzerinde devamlı durur. Kul Allah'ı zikrettiği zaman siner, kaçar. Gafil olduğunda ise vesvese verir. Buhari'de geçiyor bu hadis-i şerif. Başka hadis-i şerifte de şeytan kulun kalbinin kapısında bekler. Zikrullah kesilince kapıdan içeri girer der. Ve burada da işte kalbinin üzerinde durur diye söylemiş. Zikrullah'ı bırakınca kalbine vesvese veriyor. Bırakınca içine girmiyor, vesvese veriyor. Demek ki bu bir anlık gaflet. Bir anlık heva heves. Tam içine oturmuyor. Bir an böyle o kimse zikrullah'tan kesilince şeytan ona vesvese vermeye başlıyor. O zaman hani vesvese ile alakalı çok soru sorarlar ya veya hep etrafımızda vardır. Veya zaman zaman bu noktada biz de vesvese ederiz ya. Biz de normalde vesvese ederiz. Vesvesenin bir ihtiyari olanı vardır. Yani biz kendi kendimize onu düşündüğümüz için o böyle o vesvese bizde oturur, yerleşir. Şüphe. Vesvese böyle kendi kendimize biz eğer bunun vesveseye düştüysek o bizi şüpheye götürür. Bir de vesvesenin gayri ihtiyari olanı vardır. Hiçbir şey aklına gelmedi, küt tek düştü. Bu gaflettendir. Bu zikirsizliktendir. Bu hemen bu böyle insanı çok tehlikeye götürmez. Hemen o kimse zikrullah ile hemhal olursa bu tedavi olur hemen. Bunda çünkü normalde o kimsenin ihtiyarı yok. O kimse böyle kalbine birden geliverdi. O normalde kalbine birden geliveren bazen yeni dervişler de onu kendilerinde bir hal zannederler. Kalbine birden böyle gayri ihtiyari gelen bir şeyi ya hal görürler, ya hal zannederler.
Onu hal olarak görürler ya keramet olarak görürler ve onu Allah'ın bir ilhamı olarak görürler. Burası hatalı bir yerdir. O yüzden o kimse onun hemen o hastalıktan kurtulmanın yolu hemen Allah'ı zikirdir. Eğer dervişin kendi esması var ise, yani bir esma verildiyse ona, o sufi hemen o esmayı çekerekten ne yapar? Kalbini tenvir eder, düzeltir. Eğer bir esması yoksa onun, o zaman hemen tevhide başlar. Eğer mümkünse eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü deyip hemen zikrullah'a başlaması lazım. Vesvesenin bir tek ilacı vardır, zikirdir. Kalbe gelen gafletin, kasvetin, kalbe gelen bütün olumsuzlukların bir tek ilacı vardır. Başka hiçbir ilacı yoktur. O zikirdir. Zikirden başka kalbe gelen vesvesenin, gafletin, kalbe gelen her türlü sıkıntılı işlerin ilacı direkt zikirdir. Zikrullah'ın haricinde hiçbir ilaç yoktur. Hiçbir ilaç. Zikrullah'tan uzak oldukları için kadınlar, erkekler, çocuklar vesvesenin içerisinde dalmışlar, gitmişler. Zikrullah'tan uzak oldukları için onlarda böyle gayri ihtiyari vesvese değil, ihtiyari vesveseye dalıp gitmişler. İhtiyari vesvese insanı suizana, suizan insanı şüpheye, şüphe insanı günah kebaire götürür. Direkt bu yani bir kimsenin kendi ihtiyarıyla yapmış olduğu vesvesenin sonucu günah kebairdir. O yüzden günah kebaire düşmezden önce Allah'ı zikretmeye başla. İster ihtiyari olsun, ister gayri ihtiyarı olsun. Nasıl bir vesvese gelirse gelsin gönlüne, hemen Allah'ı zikretmeye başla. Bu dersli sufilerin esma almış olanlar için geçerlidir. Ona dedi ki üstadı örneğin işte hu esmasını çekeceksin sayısız. Onun ilacı hu esmasıdır. Kalbine böyle bir ihtiyari veya gayri ihtiyari bir vesvese geldiğinde başlar hu Allah. Nasıl üstadı ona tarif ettiyse. Üstadının tarifinin dışında da işte bana hu esması çek dedi. Ondan sonra ben ama arkasına Allah esmasını da ilave edeyim ya Allah demek suç mu? Be küstah, be cahil. Madem kendi kafandan zikrullah yapacaktın ama geldin buraya. Ne işin var burada? Git bak işine. Ben kendi kendime terzilik öğrenirim dediysen bir terzinin yanına ne ama gittin ki? Git kendi kendine milletin kumaşını heder et. As tabelayı oraya ben terziyim de bilen bilmeyen de gelsin, kumaşını getirsin sana. Kumaşını getirdiğinde ben güzel pantolon dikerim, güzel takım elbise dikerim de. Ben ustayım de. Ondan sonra kendin başla kesmeye kumaşı. Ayı maymuna çevir milletin kumaşını. Adı ne? Terzi. Millet tamire getirip götürmekten bıksın, ondan sonra lanet olsun desin ya. Böyle terzi olacağını olmaz olsun desin. Sonuç bu. Bir farkı yok. Bir kimse de eğer bir mürşit olmayan bir üstada gidip bağlandıysa ehil terziye gitmedi. Ha git gel Konya 6 saat. Kestir biçtir boyna. Heder et kendini işin yoksa. Kardeşim sen rüyanda sahih bir şekilde gördün mü bu kimseyi? Bunun şeriatına baktın mı? Bunun tarikatına baktın mı? Bunu inceledin mi sen? Rüyanda görmedin. Hiç olmazsa incele. Git otur orada bak ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, neyi nasıl yapıyorlar. Öğrendin, tamam. Sağlam mı? Sağlam. Otur teslim ol. Madem teslim olmayacaksın ne işin var?
Bu da öbürküsü. Efendim siz bana hu 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 çek dediniz ama kalbime geldi. Ben hu 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 illallah desem olur mu? Allah Allah, ne kalp varmış sende ya. Senin madem bütün esmalar kalbine geliyordu da ne ama gittin sen ders aldın geldin. Madem her şey senin kalbine geliyor, kalbine geldiği gibi yürü git. Nasıl olsa yeniden çıktı. Ne? Üveysi. Allah kim veriyor bu zikrullahı? E bir abimiz var. Allah Allah. Abiniz şey mi? O nereden almış? Bir üveysi annemiz vardı o derslerde. Allah Allah. O nereden çıktı ya? O üveysi anneyi kim vazifelendirmiş? Onun şeyhi kim? Şeyhinin şeyhi kim? Onun şeyhi kim? Onun şeyhi kim? Bir hacı annemiz vardı, o ders verdi. Hacı annenizin şeyhi kim? İşte bir şeyhi varmış, vefat etmiş, ölmüş. Aa, iyi. E bir de ama var ya öyle diyorlar, ölünce kınından çıkmış gibi oluyormuş. Madem ölünce kınından çıkıyor, onun şeyhi yetmez miydi? Bir önceki şeyhinin kını mı bozulmuş, paslanmış da çıkmıyor mu kılıcı? Ondan öncekinin kılıcı mı yokmuş kınında? Onunki neden çıkmıyormuş? Bir de bunlar çıktı şimdi. Yayılıyorlar. Bir şeyhe intisap etmeye nefsi yetmeyen, bir şeyhi bulmaktan aciz olan, maneviyatı kapalı olan, maneviyatı kapalı bunların, maneviyatı kapalı olan, bir şeyhe intisap etmeyi nefsine yediremeyen, bir şeyhin dediklerini yapmaya güç yetiremeyecek, nefis yetiremeyecek, tabi olamayacak. Bunların yolu bunların. Bunlar kılıç artığı gibi. Bunlar yol sapkını. Bunlar yollarını bozmuşlar. Bu gidip bir şeyhe intisap edemiyor. Bu kim olursa olsun. Bir şeyhin dizinin dibinde oturamıyor. Bir şeyh aramıyor kendine. Kendisini şeyh çünkü. Bunlar yol kaçkını bunlar. Bunlar yol sapkını. Ben yeni derviş olduğumda Şeyh Efendi'ye bunlardan dolu vardı. Piyasa bunlarla doludur. Piyasa bunlarla doludur. Bunlar dervişliği çok iyi bilirler, şeyhliği çok iyi bilirler. Hepsi de pirdir bunların. Onlar neler görmüşlerdir, neler, ne dervişler görmüşlerdir, ne şeyhler görmüşlerdir. Ah yavruma sen nesin ki? Onlar neler gördüler? Ha ya? Onların görmediği şeyh mi kaldı? Birine öyle dedim, kaç tane gördün dedim ben. Şeyh kaç tane gördün hayatında? Böyle baktı şimdi. İşte ben şeyhimi gördüm ya dedi. He, tamam dedim. Sen başka bir şeyh görmedin çünkü dedim. Görmedim dedi. Görmezsin zaten dedim. Böyle baktı. Hani böyle küstahçasına soracak kaç tane gördün dedi. Saymadım dedim. Saymadım dedim kaç tane gördüğümü. Bunlar yol kaçkını. Bakın yol kaçkını. Bunlar bir şeyhe intisap edecek kalbe, akla, fikre, cesarete sahip olamayan, korkak, pısırık, maneviyatları kapalı. Evet, ciddi ciddi söylüyorum. Maneviyatları kapalı. Yol yürüyebilecek cesarete sahip olmayan kimseler. Bunlar da ayrı kategoride. Bunlar da kendi kendilerine ders değiştiriyorlar. Bunlara gece geliyorlar, işte şu kadar tevhid çekeceksin diyorlar. Çekiyor musun diyorum, bakıyor yüzüme. Bak bir tane sayan çıkar diyorum, kafası kırıktır. Çekiyorum deme diyorum ben. Duruyor şimdi. E diyorum ne oldu? Bunlar kendi kendilerine rüya tevil ediyorlar, kendi kendilerine derslerini arttırıyorlar. Kendi kendilerine zakir oluyorlar, kendi kendilerine halife oluyorlar. Tabii
kendi kendilerine şeyh oluyorlar. Adam kendi kendine şeyh oluyor. Şeyhi vefat etmiş. Ondan sonra şeyh oluyor. Diyor mu senin rüyanda gören oldu mu? Bakıyor bana. Birisi onca yol gelmiş. Ben olmuşum sen şeyhsin desem gidecek şeyhlik yapacak. Ben dedi şu kadar kilometreden geldim. Hoş geldin kardeşim. Sana gel diyen oldu mu dedim ya. Allah. Ne dedim bunu benim önüme koyuyorsun? Kaç kilometre geldin sen dedim ben. 400 kilometre geldim dedi. Ben dedim 450 gidiyorum, 450 dönüyorum dedim ya. Orada iki tane derviş var diye dedim ya. Sen buraya gelmişsin ne olacak dedim. Söyle derdini. İşte biz şu tarikata müntesiptik. Evet. İşte Şeyh Efendi vefat etti. Evet. Ondan sonra Şeyh Efendi bana dedi ki oğlum sohbetlere devam edin. Devam edin sohbetlere dedim. Bana dedi diyor. İyi sana demiş ne olmuş? Devam et sohbetlere. Ben şeyh değil miyim şimdi diyor. Böyle baktım. Vallahi sen istersen perşembeye kal dedim. Ben seni götüreyim dedim bir sohbete. Oradakilerden birisini kaldır götür dedim. Senden daha iyi şeyhlik yaparlar dedim. Nasıl dedi? Basmaya dedim ya. Oradan birini kaldır götür de ki dedim bizim şeyhimiz vefat etti. Gel bize şeyhlik yap de dedim ben. Senden iyi şeyhlik yapar. Hiç olmazsa dedim. Edepli olur dedim. Der ki dedim ya ben şeyh değilim. Ama beni gönderdiler buraya. Ben burada sizi zikrullah yaptırayım der dedim. Gene demez şeyhim diye dedim. Ben sizin sohbetlerinizi izledim. Siz de demiyorsunuz. Ha hoş geldin. Sen nasıl diyeceksin şimdi dedim. Böyleleri de var. Adam yurt dışından mail çekiyor, mesaj çekiyor. Telefon numaramı buluyor. Ben geleceğim sizi ziyaret edeceğim. Bana icazet verir misiniz? Böyleler de var. Ha, beni de bir şey zannediyorlar. Ondan sonra gelecekler, icazet alacaklar. Böyleler de var. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bunlar da kendi kafalarından gidiyorlar öyle. Bunlar da kendileri şeyhlik yapıyorlar. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden kalbe gelen her ne geldiyse onun doğru ve yanlış olduğunu, heva heves veya ne bileyim işte şüpheli veya şüphesiz olduğunun ölçüsü zikirdir. Kalbe geldi, sen zikrullah'a devam ediyorsun, o da gelmeye devam ediyor. Sen zikrullah'a devam ediyorsun, o gelmeye devam ediyor. Harika. Gelen şey Kur'an sünnete uygun, harika. Eyvallah, söyleyecek bir laf yok. Ama sen daha la ilahe derken daha kalpte bir şey kalmadı. Heva hevesmiş kardeş o. O bir vesveseymiş. O bir vesvese dalgası. O öyle ilham dalgası değil. O böyle bir rüzgarmış. Üflemiş geçmiş seni. Allah muhafaza eylesin. Derviş, sufi uyanık kimsedir. Ey Davut uyanık ol. Uyanık ol. Her gelen dalgayı ilahi ilham olarak görme. Zikrullah'a devam et. Sen sırat-ı müstakime devam et. Sen namazına, abdestine, orucuna devam et. Sen kendini disiplin etmeye devam et. Ben işini disiplinli bir şekilde devam et. Ne işin var? Günlük işin ne senin? Bir fabrikada çalışıyorsun. Fabrikanın patronu senin kalbine ilham geldi mi gelmedi mi umurunda değil. O işine bakıyor. İşine devam et. İşte bu adam öğretim görevlisi. İşine devam edecek. O tüccar işine devam edecek. O aşçı işine devam edecek. O fabrikada çalışıyor, işine devam edecek. O marketçi işine devam edecek. O normalde köyde meyvacı işine devam edecek. O kumaşçı kumaş satıyor, işine devam edecek. Bakın, gündüz işine devam et. Zikrullah'a da devam et. Zikrullah'a da devam et. İşinde disiplin, derganda disiplin, ibadette disiplin. Üstada itaatte disiplin, kardeşlikte disiplin. Hayatı dolu dolu yaşa. Lay lay lomla geçirme, gafletle geçirme, işini yap. Bir vazife aldın, vazifeni yerine getir. Vazifeyi yerine getirmemek de gaflettir. Dergahta, işinde, evinde, aşında, eşinde, nerede olursan ol. Vazifeyi yerine getirmemek gaflettir, günah kebairdir.
Evine bakmakla mükellefsin. Adamsın, erkeksin. Evine bakacaksın. Bak evine. Kadınsın. Evinin işinden, aşından, eşinden sorumlusun. Bak evine, aşına, eşine. İnternette surf yapacağım deyip de akşama gelince adama bir makarna açıp koyma önüne. Ondan sonra türlü bahaneler ortaya koyup yalan söyleme. Bak eşine dikkat et. Adam orada oturmuş, sen orada surf yapacağım de uğraşma. Git adamın yanına otur. Çay mı istiyor, çorba mı istiyor, kahve mi istiyor, canı kadın mı istiyor? Otur adamın yanında. O adam da al cep telefonu elinde, adam orada, kadın orada oturuyor, o da cep telefonunda dolaşıyor. Sen de eşinle ilgilen, çocuklarınla ilgilen. Herkes işini yapacak, herkes disiplinli olacak. Herkes ne yapması gerektiğini yapacak. Tüccarsın, malına dikkat et, alışverişine dikkat et. Kendini tehlikeye atma, çok büyük borçların içine girme. İşine dikkat et, aldatma, aldanma, kandırma, kanma. İşine dikkat et, müşterine dikkat et, gelene gidene dikkat et, yoldan geçene dikkat et. Evet, disiplinli ol. Dergahtasın, diline dikkat et, hareketlerine dikkat et, tavır ve davranışlarına dikkat et. Tevazuyu elden bırakma, kardeşliği elden bırakma, dervişliği elden bırakma. Hiç kimseye tepeden bakma, herkese hizmet etmeye çalış. Astını, üstünü, büyüğünü, küçüğünü bil. Vay bu adam bana nasıl söyler ya? Efelik yeri değil. Efelikse efeliğine ağababalığını yaparım burada. Efelik değil. Efendilik. Efendilik. Efelik lazım. Lazım olduğunda yapılır. Hiç merak edilmesin hiç kimse. Dergahta efendilik. Efendiliğini yap. Allah muhafaza eylesin. Amin. Geri kalan gaflettir. Heva hevestir. Allah muhafaza eylesin. Şeytanın vesvesesine uymaktır. Şeytan seni kandırır. Namazı geç kıldırtırır. Kıldırtırmaz. Vazifeni yaptırtırmaz. Gaflet sokar sana. Dersini çektirtmez. Ha şimdi dersi çekeyim. Ha şimdi dersi çekeyim. Ha şimdi dersi çekeyim. Gece saat 3 oldu. Şu diziyi de bitireyim. Dersi çekeyim. Şu oyunu da oynayayım. Dersi çekeyim. Ulan ders mi kaldı? Ne dersi? Onun adı dervişlik. Yok öyle bir şey. Ondan sonra yaz. Efendim bizim manevi halimiz neden açılmıyor? Ha neden açılsın? Sen internette orada burada oyun oynuyorsun. Ne manevi halin açılsın senin? Sen zikirle hemhal olmuyorsun ki manevi halin açılsın. Sen kendini disiplin etmiyorsun ki manevi halin açılsın. Allah muhafaza eylesin. Vesvesenin, gafletin, kalbe gelen yanlışlıkların hepsinin ilacı Allah'ı zikir. Herkes dersini bir tamam çekecek, Allah'ı devamlı zikredecek. Allah'ı devamlı zikrederse Allah'ın izniyle kalbine ilahi varidatlar o zaman tecelli eder. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Amin. Cümlemizi korusun inşallah. Şimdi önümüzdeki hafta, onu diyorum kapıdan girerken bizim arkadaşlara, dedim ki bir misafirimiz dedim Avrupa'dan geliyor. Perşembe burada oluyor değil mi Cafer Hanım? Bizim Sırrı Efendi geliyor, Bosna Şeyhler Birliği Başkanı. Bir misafir de Sudan'dan geliyor, Hasan Kapbaşi. O da Sudan'ın işte böyle... İkisi en büyük dergahmış, bir tane daha varmış bir şey efendi. Onunla bu Sudan'ın en büyükleriymiş. Değil mi Erdoğan? Öyle demişlerdi orada. Bir de önümüzdeki perşembeye de inşallah onlar geliyor. Erken gelmeye gayret edin önümüzdeki perşembe derse. Mümkün olduğunca herkes sarığını, haydarisini ondan sonra takarak gelsin. Bunlar önemli şeyler. Onlar böyle bizi çok önemsiyorlar. Dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum biz. Onlar böyle bizi çok önemli, çok kıymetli, çok değerli görüyorlar. Allah razı olsun hepsinden de. İnsanların normalde izlenimleri çok önemlidir.
Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ya, insan kıyafetiyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır. Biz inşallah adabımıza, erkanımıza, zikrimizle, zikirdeki edep ve adabımıza, onları karşılamakla inşallah güzel bir örnek görelim. Biz belki de dışarıdan bunu göremiyoruz. Dışarıdakiler bizi bir abi, bir büyük olarak görüyorlar, Türkiye olarak. Diyorlar ki siz bizim abimizsiniz, büyüğümüzsünüz. Bu noktada onlar bizi böyle daha hem Türkiye devlet olarak öyle görüyorlar, hem de dergah tarikat olarak öyle görüyorlar. O yüzden bu önümüzdeki çarşambadan itibaren misafirler gelmeye başlayacak. Salıdan itibaren misafirler gelmeye başlayacak. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar böyle ardı ardına programlar yoğun. Ben bir ricada bulunayım. O yüzden yarından itibaren bay ve bayan arkadaşlar, bir oda beni fazla rahatsız etmezlerse memnun olurum. Çünkü benim de kendimce hazırlıklarım var. Zaten salı günden itibaren misafirler var. Misafirlerle ilgileneceğim, ağırlayacağım, onlarla vakit geçireceğim. Önümüzdeki perşembeye burada ders var. Derse de arkadaşlar vaktinde gelirlerse, böyle daha derli toplu, disiplinli olursak inşallah bir sıkıntı olmaz. Onlar böyle bilhassa Hasan Kapaşi, Sudan'da özellikle o şeyleri ne o? Oradaki karşılama törenlerini Yunus'a attırdım. Yunus nerede? Gelmedi mi Yunus? Yayınlandı değil mi? Mustafa Özbağ'da mı yayınlandı? Evet. YouTube'da da yayınlandı. Karabaş Veli'de yayınlandı. Siz BİP'te yayınladınız. Evet. Orada normalde yayınladık onları. Normalde ki onu arkadaşlar görsünler. Hani orada ne kadar böyle üst seviyede hani ağırlandık, karşılandık. Arkadaşlar da bu konuda ihtimam göstersinler diye şey yaptım. İnşallah biz de onları da elimizden geldiğince gücümüz nispetinde üst seviyede karşılamaya, misafir etmeye gayret edeceğiz. Bu zaman zarfında burada bunu da bütün arkadaşlara rica ediyorum. İlk ayak Bursa'da. Bursa'daki arkadaşlar, kardeşler vazifelerine dikkatli olsunlar. Vazife alacak olanlar eğer yetersiz kalırsa, bu noktada gerekli olan arkadaşlar bu noktada bir vazife irade edecek olurlarsa, herkes vazifeye bir tamam koşsun. Cumartesi günü akşamına kadar vazife Bursa'da fazla ağırlıkta. Ondan sonra herkes Bursa'da bu konuda gerekli olan ne yapması gerekiyorsa yapsın. Pazar günü de Çanakkale'de bütün misafirler. O yüzden pazar günü sabah kahvaltısından sonra Çanakkale merkezde 12'de inşallah Allah izin verirse Halit Hoca program hazırladı Çanakkale ile alakalı. 12'de Çanakkale'de olacağız. Çanakkale'deki arkadaşlar bilhassa bu konuda Halit Hoca'ya gerekli olan itaati, gerekli olan çalışmayı göstersinler. Biz de eğer bir eksik gedik olursa Bursa'dan bu noktada ne yapmamız gerekirse yapmaya çalışırız. Ama bütün arkadaşlar, bunu önümüzdeki hafta çünkü ilan edemeyebilirim. Herkes birbirine ilan etsin. Herkes birbirini teşvik etsin. Cumartesi Bursa'daki programla alakalı çok iyi çalışalım. İki, pazar günü Gelibolu'da ben hastaydım, ben gelemeyecektim, yok. Herkes kendi araçlarıyla otobüs tutaraktan her seneki gibi Gelibolu'yu da normalde bu noktada Şeba Rus'la alakalı yeterli değil, gerekli olan, gereğinden fazla arkadaşlar inşallah bu konuda oraya gelmekle alakalı gayret sarf etsinler. Tabii bu pazar günü Tekirdağ'da var. Tekirdağ her ne kadar biz işte bu sene program koymayacağız hiçbir yere desek de Erdoğan maşallahı var, böyle direndi Tekirdağ'da olsun diye. Allah'ın izniyle pazar günü de Tekirdağ'da olacağım. Gelebilecek olan arkadaşlar Şeboruz hoş. Oradaki salon 600 kişilik. Ama gelebilenler gelsinler Şeboruzlara. Bu çünkü yılda bir sefer olan bir şey. Başka bir şey değil ama bir de işin güzel tarafı var.
Gelibolu'daki Şebaruz, şeydeki Tekirdağ'daki Şebaruz, İzmit semazenleri, İstanbul, bir de şey mi? Tekirdağ. Üçü semazen, mıtırban böyle bir karma yapacaklar. Onun da ne o sorumlusunu Semih'e söyledik, Seymen'i. Şimdi böyle bir çalışma var. Bunlar güzel şeyler aslında. Hem de böyle arkadaşlar kardeşliklerini perçinleyerekten ortak hareket etmenin, ortak mücadele etmenin yollarını da tespit ediyorlar, yapıyorlar. İnşallah tabi zaman geçince benim hayalim bu. Ben bir müddet sonra işte Çanakkale'de kaç tane semazen lazım Gelibolu'ya? İşte 30 tane. Örneğin işte Gelibolu'da, Çanakkale'de 60 tane, 70 tane, 100 tane semazen yetişmesi. Tekirdağ'da işte oraya yetişenden fazlası, İzmit'te fazlası. Mesela İzmit'e program ayın 27'sine mi koyduk? Cemil nerede? 27'sine İzmit'e koyduk. Mesela İzmit kendi programının kendini yapacaksın dedim ben. İzmit kendi programını semazen mıtırban olarak kendisi yapacak. İnşallah bunlar böyle benim için de övünç kaynağı, güzel şeyler. Bunlar böyle mesela işte Çanakkale'de eski adı Ermeni Kilisesi, yeni adı Mevlana Kültür Merkezi olan yerde mesela Çanakkale'deki arkadaşlar haftada bir her cuma orada sema var. Cumaları dedi mi? Yanlış hatırlamıyorum. Her cuma orada sema var. Kendileri dizayn ediyorlar. Kendileri yetiştirdiler. Kendileri devam ediyorlar. Bunlar güzel şeyler. O yüzden böyle bunlar benim mutlu olduğum, bunlar benim böyle kalbimi kıpır kıpır eden şeyler. Ben arkadaşların yetişmesinden yanayım. Her yerde dervişler yetişsin, Allah'ı zikretsinler. Her yerdeki zakirler yetişsinler, gelişsinler, derinleşsinler. Her biri birer şeyh kıvamında olsun. Her bir yerdeki dervişler yetişsinler, birer şeyh kıvamında olsunlar. Bunu çok önemsiyorum. Kadınlar, erkekler. Bunu çok önemsiyorum. Yani diyorum ki bunu böyle dünya gözüyle göreyim. Kendi içimden. Diyorum yetişsin her yer. Her yer kendi kendine yürüyebilecek noktaya gelsin. İsterim ki bütün kardeşler şeyh kıvamına gelsin. Gerçekten şeyh olsunlar. Gerçekten. Bütün kardeşler için isterim. Ve bunu hep beyan ediyorum. Rüyamda birisini gördüğüm anda açıklayacağım diyorum. Hiç. Bakın gördüğüm anda açıklayacağım diyorum. Mesela gördüğümü de açıklıyorum zaten, şeyim yok. Kısmıyorum. Mesela kaçını da Hacı Kazım Efendi'yi rüyamda gördüm. Böyle kocaman bir ırmak, ırmağın kenarında böyle bir kadiri ağacıymış. Kökü filan kalmamış böyle. Onu aldım ben. Kökünü ona verdim. Rüyamda. Dedim ki al bunu. Bunu dedim uygun bir yere dik. Köklü olan yer sende kalsın yani. Ben dedim öbürkünü kökleştiririm dedim üstünü. Ben dedim üstünü kökleştiririm. Onu ben yeniden kök Allah'ın izniyle hani dikerim onu ben kökleştiririm. Köklü tarafını ona verdim. Gittim kendisine de söyledim. Hani oraya gittim de dedim rüyamda böyle gördüm dedim. Hani köklü tarafını da sana verdim. Hacı Cafer de yanındaydı. Öyle değil mi Hacı Cafer? Rüyamda göreyim hiç sıkıntı değil. Bu konuda bütün bay bayan kardeşlerin hepsi de müşteri olsunlar. Hiç kimsenin hakkını zayi etmem Allah'ın izniyle. Birinin zakirliğini rüyamda göreyim, veririm. Birisinin zakirliğinin alındığını rüyamda göreyim, alırım.
birinin çavuşluğunu rüyamda göreyim, veririm. Birinin çavuşluğunun rüyamda alındığını göreyim, alırım. Hiç böyle şek şüphe etmem. Onun sorumluluğunu alamam üzerime. Birinin çavuşluğunun alınması gerekiyor. Zahiren önümde bir şey oldu. Alırım. Birinin zakirliğinin alınması gerekiyor. Alırım. Önümde, gözümün önünde. Alırım. Birine de verilmesi gerekiyor. Veririm. Hiç şekim şüphem olmaz. O yüzden arkadaşlara da söylüyorum. Şekiniz şüpheniz olmasın. Benden neden alındı? Hiç kimse hem böyle. Alınması gerekiyordur, almışımdır. Söylerse bir şey neden diye, nedenini de söyler. Dersi alınması gerekiyordur, alırım. Hiç şekim şüphem olmaz. Dersi verilmesi gerekiyormuş, veririm. Hiç şekim şüphem olmaz. Hiç. Yol açık. Ay karanlık değil. Ay aydınlık. Gece de yol görünür. Gündüz aya ihtiyaç yok. Gece aya ihtiyaç var. O yüzden ay aydınlık. Yol belli. Ay karanlık değil. Hamdolsun. Güneşimiz de ayımız da var. O yüzden yolumuzu gösteren de var. Bu noktada şekim şüphem yok. O yüzden kardeşler, arkadaşlar hep beraber. Yol Allah'ın yolu. Hep beraber koşuşturacağız, koşacağız. Devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Şeytan kalbimize vesvese vermesin. Şeytan kalbimize işemesin. Amin. Şeytan kalbimize oturmasın. Amin. Şeytan kalbimizde yer bulmasın. Amin. Cenab-ı Hak zikrullahıyla kalbimizi ihata etti. Amin. Kalplerden eylesin. Amin. Muhabbetullahını yerleştirdi. Nurunu saçtı. Kalplerden eylesin inşallah. Amin. Fâlemennehu. La ilahe. İllallah la ilahe illallah la ilahe illallah Muhammeden Resulullah cemiyen Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat. Amin. Destur.